Beyaz Zambaklar Ülkesinde Bölüm 3 Ebeveynler ve Çocuklar. Sinelmon ve dostları Finlandiya'nın uyanması için bütün ümitlerini yeni yetişen gençlere, iyi bir eğitim verme meselesine bağlamışlardı. Gençlik meselesi Sinelmon'un hem sevdiği konu hem de en duyarlı ve zayıf noktasıydı. Sinelmon bazen gençleri azarlardı. Fakat yaşlılar gençlerden şikayete başlayınca daima gençlere arka çıkarak şunları söylüyordu: Kabahat gençlerde değil sizde. Sizler gençleri nasıl terbiye ederseniz onlar da öyle yetişir. Gençlere ne eğitim verdiniz? Hiç. Anneler çamaşır, bulaşık, yemek yapma ve temizlikten başlarını kaldıramıyorlar. Babalar memuriyet, ticaret, dükkan veya fabrika işleriyle meşguller. İşten sonra da meyhane ve kulüplerde iskambil oynuyorlar. Çocuklarla ilgilenmeye kimsenin zamanı yok. Ayrıca çocuklarla uğraşmak insanı yoran ve usandıran bir iştir. Anne babalar çocuklarıyla konuşmuyor, günlerini nasıl geçirdiklerini sormuyorlar. Zaman bulduklarında ellerine oyuncak, şeker verdikten sonra başlarını okşayarak "Hadi bir kenara çekilip oynayın." diyorlar. Bu aslında gözümüzün önünden kaybolun, ne yaparsanız yapın, yeter ki bizi rahatsız etmeyin demektir. Bu yüzden çocukluk döneminde çocuğun aklı, ruhu ve kalbi işlenmemiş bir tarla gibi boş kalıyor. Çünkü oraya hiçbir iyilik tohumu saçılmamıştır. Çocuklara iyilik, doğruluk ve sevgiden bahsedilse bile bunlar basma kalıp bir şekilde yapılmaktadır. Anne babalar çocuğun ruhuna ve zekasına hitap edecek şekilde konuşmuyorlar. İsteseler de bunu beceremiyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse çocuklar anne babaları Amca, hala, teyze, dayılarıyla aynı evde yaşadıkları halde adeta yetim gibidirler. Bazı ailelerde çocuklar çok iyi beslenir, iyi giydirilir ve sağlıklarına çok özen gösterilir. Fakat çocuğun ruhu ve zekası ihmal edilmektedir. Bu şartlar altında yetişen çocukların şimdi olduklarından daha kötü olmadıklarına gerçekten şaşırmamamız gerekiyor. Bu çocuklar büyüyüp her şeyi anlamaya başladıklarında çevrelerinde neler görüp hissediyorlar? Şehirlerin, kasabaların ve köylerin meydan ve sokaklarında çöplerin biriktiğini gören insanlar, bunlar sağlığa zararlıdır. Bunların burada bırakılması rezalettir diyerek şikayet ediyorlar. Anne ve babalar, iyi düşünün ve vicdanınıza göre karar verin. Çocuklarınızı yetiştirdiğiniz ve onların kişiliklerinin şekillendiği aile ortamı zihinsel ve ruhsal olarak yeteri kadar iyi mi? Anne babalar ve büyükler çocuklara sürekli olarak yalan söyleme, kimseyi aldatma, böyle yapmak iyi değil, bu yaptığın günah diyorlar. Çocuklara bu öğütleri verenler bunlara kendi uymuyor, yalan söyleyip insanları aldatıyor. Çocuklara nazik ve terbiyeli olun diyenler başka insanlara karşı kaba ve nezaketsiz davranıyorlar. Çocuklar aldatıldıklarının çabuk farkına varırlar. İlk önce şaşırırlar ebeveynlerin kendilerine kötü ve günah diye gösterdikleri şeyleri nasıl olup da kendilerinin yaptıklarını anlayamazlar. Ardından anne ve babanın söyledikleriyle yaptıkları farklı fikrine varırlar. Bundan dolayı da ebeveynlerinin söylediklerine güvenleri kalmaz ve artık onların dediklerine kulak asmamaya başlarlar. Ebeveynlerse küçük yaştaki çocukların bile kendilerine itaat etmemelerinden, yaramaz ve dik başlı olduklarından şikayet ederler. Ama çocukların bu hale gelmesinin nedeninin kendileri olduğunu farkında olmazlar. Azarlamak, kızmak, bağırmak ve ceza vermekle çocukların saygısını ve sevgisini kazanamazsınız. Aile büyükleri ise gençlerin kartallar gibi uçamadıklarını ve neden kanatsız kuşlar gibi olduklarına şaşırırlar. Anne ve babalara şunu sormak istiyorum. Siz çocuklarınızı eğitirken onlara kartal kanatları verdiğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlarını daha ilk başlarda siz kendiniz mi kırdınız? Çocuklar büyüyüp birer genç kız ve delikanlı olduklarında ebeveynleri onların geleceğiyle ilgili hayaller kurarlar. Oğullarının mühendis, memur, tüccar, doktor, avukat veya iyi bir meslek sahibi olmasını isterler. Kızlarına ise zengin bir koca bulmaya çalışırlar. Çocuklarının rahat yaşaması için uğraşır, ve anne baba olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini düşünürler. Lev Tolstoy gayet isabetli bir tespitle şöyle diyor: Hayattaki düzensizliğin en büyük nedenlerinden birisi şudur. Herkes hayatta zengin olmak istemekte fakat hiç kimse hayatını düzene sokmak istememektedir. Herkes hayattan fazlasını almak isterken ona bir şey katmak istemiyor. Egoist, istismarcı ve asalak olarak atıldıkları hayatın anlamını başkalarının sırtından geçinmek tarıyorlar. Çocuklarına bu hayat felsefesini aşıyanlar ise anne ve babalar. Bu öğüt ve telkinlerle büyüyen çocuklar gelecekte egoist, kendini beğenmiş, sığ ve ruhsal olarak zayıf olup ahlaksız ve şehvet düşkünü bireyler olarak toplum hayatına katılmaktadır. Bu gençlerde vatanına, halkına karşı sevgi, Fikirlere emek vermek gerektiren işlere karşı hürmet hissi yoktur. Ebeveynlerini de içten sevmemektedirler. İşin özeti ne ekerseniz onu biçersiniz, ne pişirirseniz onu yersiniz. İstediğiniz kadar mükemmel kanunlar yapın. Seçimlere, mevzuatları oluşturun. Siyasi ideolojilerin mucizevi güçlerine inanın. Çocuklarınız iyi terbiye görmeden hayata atılırlarsa, ne kadar iyi bir hukuka sahip olursak olalım, Toplum hayatımız sönük ve sefil olacaktır. Bu gençlerin arasından çıkan memurlar işlerinde ihmalkarlık yapacak, milletvekilleri kendi çıkarlarının peşinde koşacak, bakanlarsa siyasi cambazlar olacaktır. Okullar yeni neslin zekasını ve kalbini körelten yerler olurken, ülke basınıysa sokaklarda bedenini para karşılığı satan fahişelere benzeyecektir hem şahsınızın hem de toplumun hayatını buna göre düzenlemelisiniz. Sinelmann ve dostları ülkenin her yerinde şehirlerde ve köylerde buna benzer konuşmalar yapıyorlardı. Bu konuşmalar etkili olmaya başlamış, anne ve babalar çocuklarını doğru terbiye etme konusunda ciddi olarak düşünmeye başlayarak üstlerine düşen görev ve sorumluluklarının ne kadar önemli olduğunu anlamışlardı. Ülkenin birçok yerinde anne babalar bir araya gelip ebeveyn dernekleri kurdular ve çocukların terbiyesindeki başarısızlıkların sebebini araştırmaya ve elde ettikleri bilgileri paylaşmaya başladılar. Eğitimde başarı elde ettikçe seviniyorlar ama bunu yeterli bulmayıp pedagog ve psikologları da derneklerine davet ederek onların tecrübelerinden faydalanıyorlardı. Tanınmış olan eğitimciler ve psikologlar Ülkeyi dolaşarak hem tecrübelerini hem de bilimsel veriler ışığında çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiğini insanlara anlatıyorlar. Halka çocuk ruhunun meziyetleriyle beraber zayıf noktalarını, hastalıklarını ve bu hastalıkların nasıl tedavi edileceğini de öğretiyorlardı. Bu çalışmalar sonrasında fil ayrı yapısı değişmeye başlamış ve hem zeka hem de manevi açıdan atağa geçmiştir. Halk Üniversitesi Snellman ve diğer aydınlar kullanılmış ve eski kitapları toplayıp içlerinden en iyilerini seçiyor ve gezici kütüphaneler aracılığıyla en ücra köylere kadar gönderiyorlardı. Ardından da köyler arasında kitap değiş tokuşunu organize ediyorlardı. İlk başlarda 2-3 haftada bir, sonraları da her pazar günü halkın anlayacağı şekilde edebiyat, sağlık, ekonomi ve ahlaklı olmaya dair toplantılar düzenliyorlardı branşlarında en başarılı kişiler ve eğitmenler seçilerek Finlandiya'nın dört bir yanına gönderiliyordu. Böylece devamlı hareket halinde olan bir halk üniversitesi meydana getirildi. Bu teşkilatın çoğunluğu iyi birer hatip olan yetenekli gençlerden oluşuyordu. Bu gençler halkı eğitip bilgilendirerek en tembel ruhları bile harekete geçirmeyi başarıyorlar ve konferanslara katılanlarda daha fazla bilgi edinme, ülkenin kalkınması için bir şeyler yapma arzusu uyandırıyorlardı. Önceleri zenginler ölmeden önce servetlerin bir kısmını kiliselere ve bazı hayır kurumlarına bağışlıyorlardı. Halkın aydınlatılması konusunda çalışmalar sonucunda eğitim için vakıflar kuruldu ve zenginler servetlerini bu eğitim vakıflarına bağışlamaya başladılar. Ayrıca sahip oldukları gayrimenkulleri de kütüphane, konferans salonu ve kültür hizmetleri için vakfettiler. Bu süreçte kimi köylüler konferans vermeye gelenlere yağ, bal, yumurta, kumaş, el dokuması ve el örmesi ürünler getirerek lütfen bunları ailelerinize götürün. Sizler bizleri aydınlatmak ve eğitmek için çok uzaklardan geliyorsunuz. Tüm bunların karşılığında elimizden geldiği kadarıyla size teşekkür etmemize izin verin. Bize öğrettiklerinizle ve bahsettiğiniz mutlulukla karşılaştırıldığında bunlar çok küçük şeyler diyerek getirdikleri ürünleri hediye ediyorlardı. Halk Üniversitesi'nin 25. yılı ve Tüccar Yarvan'ın konuşması Halk Üniversitesi'nin zorluklarla dolu 25 senelik çalışmasından sonra Sinelman'ın yaşadığı Kuepio şehrinde ulusal bir kutlama düzenlenmişti. Törenin ardından Finlandiya'da Reçel Kralı ünvanıyla tanınan Yarvinen söz aldı ve bir saatten fazla konuştu. Davetliler birçok konuşmacıyı dinlediklerinden yorgun olmalarına rağmen Yervinen'in konuşmasını büyük bir ilgiyle dinlemişlerdi. Yervinen, ben eskiden küçük ve fakir bir tüccardım. Çocukken elimde sepetle sokaklarda tatlı çörekler satardım. Sonra pazar yerinde küçük bir dükkan açtım. Büyük tüccarlar bana kredi açarlar ve 200-300 marka tutarında kurabiye, şekerleme, bonbon ve kurutulmuş meyveler verirlerdi. Ben de bunları satarak borçlarımı tam zamanında öderdim. Bundan dolayı hepsi beni sever ve ileride daha büyük bir dükkan açabilmem için bana yardımda bulunacaklarını vaat ederlerdi. O zamanlar karnım toktu. Güzel kıyafetler giyip iyi bir evde oturuyordum. Fakat bilmem nasıl anlatsam o zamanki halimi beğenmiyordum. Sürekli canım sıkılıyordu. Küçük bir dükkan, dolayısıyla az sayıda müşteri ve yeterli olmayan kazanç Hayatım boyunca elde edeceğim her şey az ve küçük olacak. Devamlı olarak bunu düşünüyordum. Anlatacağım hikayeyi dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Sizler de pekala farkındasınızdır. Ellerinde sepetle dolaşarak tatlı satan çocukların büyük bir yerel gazete ve doğup büyüdüğü şehirde tiyatro binası inşaatı için 100 bin marka bağışlayacak kadar zengin olmasına sık rastlanılmaz. Bunları kendime övmek için söylemiyorum. Sizlerin önünde övünmemi gerektirecek bir durum da yok. Karşınızdaki zengin iş adamı Yarvinen'i değil, benim şahsımda genç, güçlü, sağlıklı Finlandiyalıları görüyorsunuz. Ben burada ağaç kabuklarıyla karışık çavdar ekmeği tüketen, ormanlar ve bataklıklar arasındaki çorak arazilerde gayretle çalışan Fin halkını temsil ediyorum. Fin halkı arasında tatlı kralları belki nadirdir. Fakat bu halkın fertleri arasında benim gibi yarvinenler yok değildir. Bu yervinenlerin sayıları az değil. Bu halkın içinde benim gibi insanlardan binlercesi var. Onlar yani yervinenler hala ormanda ağaçların köklerini söküyor. Kayalardan taşları koparıyorlar. Birçoğuna yaşadıkları bu hayat dar geliyor. Bizler zorluktan ve çalışmaktan korkmayız. Bizden daha iyi şartlarda yaşayanları kıskanmayız. Yarvinenlerin canları sıkılıyor. Daha parlak bir gelecek istiyorlar. Güneş gibi çok daha büyük, çok daha güzel, çok daha parlak ve güzel şeyler yapmayı arzu ediyorlar. Onları ruhunda bir şeyler kaynıyor ve taşmak istiyor ama çıkış yolunu bulamıyor. Geçen yıl Güney İtalya'ya gitmiş ve reçel yapımında kullanılmak için bir gemi dolusu portakal satın almıştım. Birkaç günlük boşluktan faydalanarak Napoli civarındaki yanardağının tepesine çıktım. Volkanın kraterini seyrederken kendi gençliğim aklıma geldi. O zamanki düşüncelerimi, hislerimi ve film milletinin halini düşündüm. Kraterin içinde kapkara ve yoğun bir lav kütlesi kaynayıp köpürüyordu. Lavlar bazen volkanın dar kraterine doğru yükselip alçalıyorlardı. Sanki volkanın içinde kraterin darlığına rağmen nefes almak isteyen bir dev vardı. Yer kabuğunun altında biriken lavlara volkanın krateri dar geliyor ve bunun için Yanardağ'ın içindeki yoğun sıcaklık lavları kraterden dışarıya püskürtüyordu. Ben de gençliğimde bu durumdaydım. Şimdi Fin halkı aynı bu durumdadır. Yervinen demek Fin halkı demektir. Köylüler, işçiler ve esnaflar. Sinelman'ın daha çocukluğundan ve okul yıllarından beri iç ve dış dünyada olaylara saray zihniyetiyle yani efendi köle bakış açısıyla bakılmasına öfkelenmekteydi. Tarih dersi kitaplarında imparatorlardan, krallardan ve onların bakanlarından, aristokların birbirleriyle savaşlarından, baronlardan, generallerden ve az miktarda da büyük bilim adamları, yazarlar ve sanatçılardan söz edilir. Bunların biyografileri anlatılır, savaşlar, saray entrikaları, diplomatik hileler, suikastler ve ihtilaller en ince ayrıntılarına kadar anlatılır. Tarih dersine giren profesör ve eğitmenler de yalnız bunlardan bahsederler. Geçmiş yüzyıllar içinde dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanların nasıl yaşadıklarından ya üstün körü söz edilir ya da görmezlikten gelinerek haklarında hiçbir şey yazılmaz. Milyonlarca köylü, işçi, çeşitli sektörlerdeki esnaflar ve yine küçük burjuvalar, kısacası çok sayıda insan yüzyıllarca tarih bilimi tarafından adeta yok sayılmıştır. Halkın fikren ve manevi yönden geliştirilmesiyle ilgilenenlerin sayısı ise çok azdır. Toplumların maddi ve manevi yaşamlarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesiyle kimse ilgilenmemiştir. Ziraat, hayvancılık, tuğla, kağıt ve kumaş yapma tekniklerini geliştirmeye özen göstermişler fakat milyonlarca üreticinin kalbini, maneviyatını, sağlığını, beslenmesini ve yaşadıkları evleri ıslah etmek akıllarına bile gelmemiştir. Halk adeta kaderine terk edilmiştir. Sanki bunları düşünmek kimsenin görevi değilmiş gibi şöyle bir karar alınmış. Bırakın istedikleri gibi yaşasınlar. İyi bir şey olursa mutlu olsunlar, kötü bir şey yaşanırsa sabırlı olsunlar. Her dönemde ve her yerde halk sabırlı olmaya zorlanmıştır. Zorluklara ve yokluklara katlanmak halkın görevi sayılmıştır. Her durumda halkı sürekli aşağılayarak halk ayyaştır, tembeldir, çalışmaktan kaçar kabadır, açgözlüdür, zalimdir diye sövmektedirler. Fakat hemen ardından şunu da ilave ederek halkın büyüklük gösterdiği bir konu var. Aç kalmasına, üşümesine ve pislik içinde yaşamasına rağmen şikayet etmeden sabrediyor demektedirler. Bunlar halkın sabrından coşkuyla bahsediyor, halkın sabır ve tahammülünü bir din mertebesine yükseltiyor. Zaten Hristiyanlığı da sabır ve tahammül dinine dönüştürmediler mi? Sinelman kendileri için hürriyet, mutluluk ve refah isteyen, halka ise sefalet ve yoksunluklara katlanmayı tavsiye eden zenginlere ve bürokrasiye ve ardından da düştükleri bu hallere katlanan ve hakkını aramayan halka, onların düşünce uyuşukluklarına, maddi ve manevi sefaletlerine, adaletsizliklerine ve sefaate düşmüş olmalarına kızıyordu. Sinelman'ın kızdığı zaman şöyle bağırıyordu. Milyonlarca insan hayvanlar gibi yaşıyor. Pis, miskin insanlar. Tek bir düşünceleri var, o da midelerini doldurmak. Sakinleşince de, fakat suç halkın mı? Bu onlar için talihsiz bir durum diyordu. Sinelman zenginler ve yoksullar arasında şöyle bir karşılaşma yapıyordu. Bahçe ve orman. Bahçenin içinde güzel, kum döşeli yollar açılmış. Patikaların her tarafı çiçeklerle ve meyve ağaçlarıyla bezenmiş göz alabildiğince uzanan yemyeşil bakımlı çayır ve çimenler. Kameriyelerin çevresini menekşe ve güller sarmış. Fıskiyelerden sular akıyor. Kimi yerlere heykeller dikilmiş. Şadırvanların ve yolların kenarına banklar koyulmuş. Her köşeye ve her fidana özenli bir insan elinin dokunduğu anlaşılıyor. Şimdi bir de ormana göz atalım. Buradaki görüntü bambaşka. Burada her şey yabani ve bakımsız, kaderine terk edilmiştir. Tohumların nereye düşerse ağaçlar ve çalılar orada biterler. Sık çalılar ve bitkiler yüzünden kimi yerlerinden insan geçemez. Fırtınada devrilen ağaçlar devrildikleri yerde çürürler. Var olan patikalar da tamamen şans eseri oluşmuşlardır. Ormanın düzenlenmesiyle de kimse uğraşmaz. Halkın zengin kesimi yukarıda anlattığım bahçeye benzer. Eğitim, terbiye, konfor, sağlık, koruma ve sanattan alınan zevk hep onlar içindir. Halksa balta girmemiş bir ormana benzer. Eğer kıymetini bilirlerse onu korurlar fakat buna da gerekli ve canlı bir malzeme olduğu için değer verirler. Ormandaki ve bahçedeki ağaçlar nasıl canlıysa halkı oluşturan çoğunluğu yoksul milyonlar ve zenginler de insandırlar. Onlar da zeki ve yetenekli geliştirmeye uygundurlar. Halka özen gösterilip milyonlarca insandan her birine gelişmeleri için olanak sunulması gerekmektedir. Sinelman'ın geniş halk kitlelerinin, işçilerin, köylülerin ve şehirlilerin her yönden aydınlatılmasını, hayatın başlıca amacı ve temel görevi olarak benimsemiş ve Finlandiya'da eğitim seferberliğinin öncüsü olmuştur. Sinelman'ın her yerde şu sözleri tekrarlıyordu. Halkımızın büyük bir kısmının böyle ilkel, cahil ve eğitimsiz kalmasına hiçbir şey yapmadan seyirci kalmak ahlaksızlıktır ve suçtur. İnsanların vahşi ve fakir olduğunu, ülkelerinin zenginliklerini kullanmayı bilmedikleri için açlıktan öldüklerini söylüyorlar. Fakat bir ülkede yaşayan her insanın maddi ve manevi yönden ilerlemesine kayıtsız kalmak, farkında olmamak ve istememek aslında en büyük vahşettir. Bir orman düşünün. İçinde en iyi ve değeri yüksek 10 milyon ağaç var. Eğer ormana kimse bakmaz, onu temizlemez ve korumazsa bunun hiç kimseye faydası olmayacaktır. O heybetli ağaçlar fırtınaların etkisiyle yıkılır, yağmur sularını emerek çürür. Eğitim görmüş ve aydınlanmış bir insanın buna kayıtsız kalmasının cinayetten farkı yoktur. Devlet denilen yapı üst katları geniş pencereli Yüksek tavanlı, havadar ve aydınlık, alt ve bodrum katları ise karanlık, rutubetli, küçük ve penceresiz bir şato değildir. Halkın çoğunluğunun eğitimden yoksun bırakılması bir cinayettir. Devletin kendi kendini yıkması, intihar etmesi demektir. O değerli ormanda sıtma yuvası bir bataklığa döner. Çevrede yaşayan canlılar temiz orman havası yerine pis kokan bir havayı solumak zorunda kalırlar. Sinelman ısrarla şunu tekrarlıyordu. Anlayın, lütfen anlayın. Ülkede çalışan ve üretime katkıda bulunan her insan bir değerdir. Bu insanların yediklerini, içtiklerini, tüketimlerini hesaplayın. İyi yetiştirilmiş ve eğitilmiş insanların ülkeye nasıl katkı sağlayacaklarını düşünün. Bir de ülkedeki sarhoşların sayısını hesap edin. Eğer halkımız iyi eğitilebilseydi, bu sarhoşların her biri ülkeleri ve insanları için üretime katkıda bulunan bireyler olurdu. Kendini halkın sağlığının korunmasına adayan doktor Bir köy doktorunun Hatıraları adlı kitabın yazarı, göreve başladığı ilk günden beri günlük tutuyor ve tıp fakültesini nasıl bitirdiğini, tayin edildiği bölgeyi hangi amaçla gittiğini kaydetmiştir. Kader ona pek yardımcı olmamış çocukluğunu ve gençliğini yokluklar içinde geçirmişti. Babası küçük bir kasabada çalışan yoksul bir ayakkabıcıydı. Herkesin talihli olmadığını bilmesine rağmen doktorluk yaptığı sırada gördüğü şeylerden dehşete düşmüş, kabus gördüğünü zannetmişti. İlk izlenimleri ona insanların mağaralarda yaşadıkları dönemi hatırlatmış ve acaba ben bu ülkenin en kötü yerine mi düştüm diye düşünmeye başlamıştı. Civar köy ve ilçeleri dolaşmaya başladığında Oralarda da benzer durumlarla karşılaşmış. Hatta bazı yerlerdeki durumun kendi çalıştığı yere göre daha vahim ve felaket olduğunu görmüştü. İnsanlar kayalık zeminli yerlerde, üst üste yığılmış taşlarla yapılan evlerde yaşıyorlardı. Evlerin kapıları alçak ve pencereleri yoktu. Kapıların çerçeveleri ince ve aralıklı olduğundan içeri kar ve rüzgar giriyor, yağmurlu havalarda damlalar akıyordu. Pencerelerinde cam olan evler çok nadirdi. Pencere hizmeti gören küçük deliklere yağlı kağıtlar yapıştırılmış veya bez parçaları çivilenmişti. Çok nadiren de ince deriyle kaplanıyorlardı. Tamamen açık olan pencere delikleri de vardı. Odaların bir köşesinde taş ve topraktan yapılmış ocak bulunuyor ve ateş yakıldığında içeriği duman kaplıyor, içerideki insanların gözleri yaşarıp üstleri başları is içinde kalıyor ve dumanda ağır ağır tavandaki küçük bir delikten çıkıyordu. Köylüler hep aynı elbiseyle çalışıyor, yemek yiyor ve yatıyorlardı. İnsanlar yıllarca banyo yapamıyorlardı. Çamaşır yıkamayı adetleri de yoktu. Üstelik başları bit, pire ve diğer böceklerle doluydu. Köylüler trahom hastalığından çok çekiyorlardı. Ve uygunsuz koşullar yüzünden üşütüp verem oluyorlardı. Su kuyuları tuvaletlerin hemen yanındaydı. Sular mikroplu olduğundan tifo, çocuklar arasında da ishal, difteri, kızıl ve çiçek hastalıkları yaygındı. Sayısı binlerle ifade edilen çocuklar daha küçük yaştayken ölüyorlardı. Halk perişanlık içerisindeydi ve yetersiz besleniyordu. Bütün bu olumsuzluklara ilave olarak Finliler ay yaşlık derecesinde içkide içiyorlardı. Halk arasında sağır, dilsiz, kör, topal, kambur, kötürüm ve zeka geriliği olanların sayısı azımsanmayacak kadardı. Kitabı yazan doktor bir köyü şöyle anlatıyor. Bir köye girdiğinizde şok olursunuz. Bu manzaraya şahit olanlar kendisinden, çevresinden, toplumdan, uygarlık denilen şeyden utanç duyarlar. Buralardan uzak ve zengin yerlerde tiyatrolar, konserler, yazarlar, Sanatçılar, parlamento, çarşılar, bilimler akademisi, üniversiteler, hastaneler var. Burada yaşayan insanlarsa cehennem gibi bir yerde yaşıyorlar. Herhangi bir köy evine girin. Üç çocuk kuru toprak üstünde kızıl hastalığından yatıyor. Anneleri ise doğurmaya çalıştığı çocuğunun ağrılarıyla acı çekiyor. Sarhoş baba ise bir kenarda oturuyor. Ona, Evinde bu kadar felaket yaşanırken sarhoş olmaya utanmıyor musun diye sormaya kalksanız alacağınız cevap sen de burada yaşa da gör yalnız sarhoş olmakla kalmaz bir de içkiye boğulursun. Bizim hayatımız ayıkken çekilmez olacaktır. Başka bir kulübede başka bir sefalet manzarası. Anne Verem'in son devresinde kan tükürüyor ve başını yastıktan kaldıramıyor. Baba tifoya yakalanmış ve yüksek ateşin tesiriyle sayıklıyor. İkisi de yere serilmiş paçavraya benzer şilteler üzerinde yatıyorlar. Karyola filan yok. İkisinin arasında biri bir yaşında, diğeri iki yaşında iki çocuk yatıyor. İkisinin de kemikleri sayılıyor. Komşulardan hiçbiri hastalarla ilgilenmek istemiyor. Artık bu durumu kanıksamışlar. Evde herkes kendi acılarıyla baş başa. Bir bölgede çiçek, tifo salgını çıktığında devlet oraya iki üç doktor gönderiyor. Halk ise bu duruma kızarak bu inelerin için yapıyorsunuz? Çocukları tedavi etmeyin, bırakın ölsünler. Böylece aç insan sayısı azalmış olur. Siz bizleri, yetişkinleri tedavi edin diyorlar. Tedavi ve yardım görmek için hemen her evden hasta geliyor. Kiminde frengi yaraları veya uyuz, kimisinin gözleri cerahatlenmiş, kimisi de kansere yakalanmış. İnsan o an ümitsizliğe kapılıp karamsarlık içinde kalıyor, ve yorgunluktan doğan bir duyarsızlık oluşuyor. Doğum yapan kadının yanındaki sarhoş kocanın dediği gibi, insanın ya sarhoş olacağı ya da boğulup öleceği geliyor. Bu gözlemleri yapmış olan doktor şehirlerde oturan insanlara, devlet adamlarına, politikacılara, bilim ve sanat mensuplarına şöyle sesleniyor. Beyler, ne zamana kadar bu saklanbaç oyununa devam edeceksiniz? Sürekli vatanseverlikten, halk sevgisinden, uygarlığa hizmet etmekten bahsediyorsunuz. Ama halk için, vatan için, uygarlık için ne yapıyorsunuz? Bazıları yasadışı işler yaparak milyonlar kazanıyor ve yurdumuzu namussuzca soyuyor. Bazıları da dairelerde, matbaalarda, okullarda, üniversitelerde memurluk yapıyor. Diğer taraftaysa milyonlarca insan çürüyor, yozlaşıyor, alkolik oluyor, hayvanlaşıyor. Milletin temelleri çöküyor. Henüz vakit varken ülkeyi ve halkı kurtarın. Halkın arasına girerek onları iyileştirip eğitin ve terbiye edin. Nasıl ev yapacaklarını, evi nasıl düzenleyeceklerini öğretin. Halka sağlıklı, temiz havalı, güneş gören, rutubetsiz ve sıcak meskenler verin. Onlara nasıl insanca yaşanabileceğini öğretin. İnsanca yaşayabilmeleri için onlara imkanlar sağlayarak yardım edin. Doktor kitabının sonuna doğru şunları yazmıştı. Devlet büyük bir ailedir. Onun fertleri sizin kardeşlerinizdir. Yoksulların kusurları kısmen de üst tabakanın ihmali ve ilgisizliğinden ileri gelmektedir. Edebiyat çevrelerinde doktorun yazdığı kitapla ilgili birçok tartışma yaşandı. Ama sosyal çevrelerde kitap gereken ilgiyi uyandırarak gayesine ulaştı. Finlandiya'daki tüm sağlık kuruluşlarında bu kitap satır satır okunarak incelendi. Ülkenin tüm idari merkezlerinde belediye ve devlet memurları toplantılar yaparak bu kitabın ortaya koyduğu meseleleri araştırmaya ve yapılan hataların, olumsuzlukların, sorunların giderilmesi için tedbirler almaya başladılar. Bu konuyla ilgili her yerde konferanslar düzenlenip yeni belgeler toplandı. Önceleri bahsedilmesinden bile ürkülen ve dikkate alınmayan halkın içinde yaşadığı bu feci durumu herkes görüp anladı. İnsanlar parti çekişmelerini, kişisel çıkarları, entrikaları bir kenara bırakıp halkın sağlığının nasıl korunacağı sorusuyla uğraşmaya başladı. Ülkede veremli hasta sayısı ve bu hastalıktan ölenlerin sayısı bir yıl içinde tifoya, trahoma yakalananların, bakımsızlık ve gıdasızlıktan ölen çocukların, diş ağrısı çekenlerin ve sakatlananların sayısı belirlendi. Ayrıca alkollü içkilere harcanan paralar hesaplandı ve içki yüzünden meydana gelen kavgalar, yaralamalar, cinayetler, yangınlar ve hırsızlıklar tespit edildi. Çıkan sonuç herkesi dehşete düşürdü. Çünkü bu rakamlar adeta bir balyoz gibi insanların kafasına inerek herkeste bu kötü gidişatın düzeltilmesi isteği uyandırmıştı. Hükümet, yerel idareler ve belediyeler doktorlardan oluşan bir tıp ordusu kurdular. Diş hekimleri, çocuk ve kadın hastalıkları uzmanları bütün ülkeyi dolaşarak gittikleri yerlerde hem hastalıkları tedavi ettiler hem de halka gözlerini, kulaklarını, dişlerini nasıl koruyacaklarını Anne sağlığını ve çocuk bakımını öğrettiler. Bir çocuğun yetişmesinin maliyetini hesaplıyorlar ve bakımsızlık yüzünden kaç tane çocuğun öldüğünü halka anlatıyorlardı. Köylüler yavaş yavaş insan hayatının ekonomik değerini anlamaya başladılar. Doktorlar köylülere "Paralarınız çalınmasın veya yanmasın diye iyice saklıyorsunuz. Çocuklarınız, eşiniz ve kendiniz paradan çok daha kıymetlisiniz. Sizler canlı parasınız." Bu sermayeyi iyi koruyun, israf etmeyin ve çoğaltın diyorlardı. Birçok köyde örnek olarak iki büyük penceresi olan birer ev yaptırılıp içine soba kuruldu. Köylerde köylülere çok ucuz fiyatla ev inşa eden işçi grupları oluşturuldu. Hükümet birçok yerde depolar kurarak inşaat için gerekli malzemeleri buralarda depoladı. 20 yıl içinde ülkedeki köylerin şekli değişti. Evler ahır şeklinden çıkıp insanların uygarca yaşadıkları birer mekan haline aldılar. Köylüler onları sıcak tutan daha iyi elbiseler giymeye başladılar. Ülkenin her yanında konfeksiyon ve ayakkabı atölyeleri kuruldu. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen giysi, iç çamaşırı ve ayakkabılar oldukça ucuz fiyatlarla halka satılmaya başlandı. Yeni elbiseler giyenler adeta bayram havası yaşadılar. Yamalı ve paçavra elbiseler ortadan kalktı. Güzel giyinen insanlar ortaya çıktı. Yazın çıplak dolaşan insanlar ortadan kalktı. Soğuktan kaynaklanan hastalıkların öne alındı. Verem kurbanlarının sayısı yarı yarıya azaldı. Birçok hastalık ortadan kalktı. Çocuk ölümleri azalırken trahomun kökü kazındı. Hatta birçok yerde halk böyle bir hastalığın varlığını bile unuttu. Daha sağlıklı bir hayat içerisinde doğumlar arttı ve sağlıklı bebekler dünyaya geldi. Çocuklar sağlıklı ve neşeli büyümeye başladılar. Ülkede üretime katılanlar çoğaldı. Halk daha fazla kazandığı için daha iyi beslenmeye başladı. Ve sonunda bu sağlık seferberliğinin başlamasını sağlayan doktor hayatını kaybetti. Kendini halkın sağlığının korunmasına adayan doktorun ölümü ülkede büyük bir üzüntü yarattı. Ülkenin her yerinden yüzlerce köyün temsilcisi cenaze törenine katıldı. Köylüler temsilcilerini en gürbüz, en sağlam yapılı ve sağlıklı gençler arasından seçmişlerdi. Bu gençler doktorun tabutunu omuzlarında taşıdılar. Bu gürbüz gençlerin düzenli bir sıra halinde şehrin sokaklarından geçtiklerini görenler, onları yürüyen bir çam ormanına benzetmişlerdi. Gerçekten de gençlerin her biri birer gemi direği gibiydiler. Mezarlığa gelindiğinde köylü delikanlardan biri, tabutun yanına gelip şu konuşmayı yaptı. Bizler ülkenin farklı köylerinden senin mezarının başına geliyoruz. Fakat cenaze törenlerinde taşınması gelenek olan çelenk ve çiçekleri getirmiyoruz. Finlandiya'da senin kurduğun has bahçenin çiçeklerine birer örnek olmak üzere köylülerimiz bizi seçip buraya gönderdi. Halkımızın büyük bahçıvanı. Ebedi istirahatgahında huzur içinde yat. Biz senin yaptığın bu hayırlı çalışmalarını kutsuyoruz. Sen bir halk doktoruydun. Yüz binlerce köylüyü iyileştirdin. Bu halkın damarlarına taze ve temiz bir kan akıttın. Sen ne sezardın ne de Napolyon. Tek karış toprağı işgal etmedin, hiç kan akıtmadın. Ama ülkemizde binlerce yeni, sağlam, kuvvetli ve çalışkan eller kazandırdın. Milletin sağlığı için mücadele eden büyük kahramanın şanı sonsuza dek yücelsin. Vatanımıza kahramanlar kazandırdın. Bize sağlıklı çalışmanın keyfini tattırdın. Senin heykelini dikmek istiyorlar. Sen buna gerçekten de layıksın. Ama senin en güzel heykelin bizleriz. Bizler yeni bir toplumun ürünüyüz. Kendimiz de bu yeni hayatın üreticisiyiz. İster erkek olsun, ister kadın, hepimiz fin aydınlarının ülke için nasıl çalışmalarını gerektiğini gösteren birer canlı heykeliz. Varlığının üstünden geçen zaman ne kadar çok olursa olsun, sağlığına kavuşturduğun bu halkın kalbinde senin hatıranda daha sıcak ve daha parlak olacaktır.''